Bu cümledeki kalem oynatmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat üzerine kalem oynatırken dış gerçeklik ile metnin gerçekliğini birbirinden ayırmayı severiz. Açıklayıcı bir metin üzerine düşünmenin yol ve yöntemlerini kavramayı kolaylaştıran bir ayrımdır bu. Arkadaşlar edebiyat ve metin kelimelerinden anlıyoruz ki kalem oynatmak yazı yazmak demek. Yani bir yazıyı düzeltmekle ilgili ya da değişiklik yapmakla ilgili, ustalıkla ilgili, gerçekçi olmakla ilgili herhangi bir şey yok. O yüzden cevabımız A. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Arkadaşlar bu tarz sorularda yani altı çizili sorularda eğer anlamını biliyorsak kelimenin doğrudan şıklara geçip onu arayabiliriz. Başat kelimesinin anlamı önemli önde gelen demek ama bilmiyorsak anlamını metni okuyup oradan çıkarmamız gerekiyor. Çaba öğrenmenin başat unsuru belki ama çabanın yapıttan alınan hazı da ertelememesi gerekir anlamanın ve sevmenin yolu kavramadan geçer. Edebiyat, resim ve müzik dünyayı sanat üzerinden daha iyi kavramanın en güzel yollarıdır. A. Yazarın yazma becerisini artıran kuvvetlerden biri de okuyucuyu kendi dünyasına çekebilmesidir. Burada yok önemli anlamına gelen, önde gelen anlamında ya da temel anlamında bir kelime yok. B. Yazılı metinde şematik yollarla kodlanan mesajın anlamlandırılmasında yazar belirleyici ve başarılı rolde olmamalıdır. Belirleyici değil, başarılı değil başat kelimesinin anlamı önemli en önde gelen demek C yazılı kültürün egemen olduğu bir toplumsal yapıda iletişim kurma yöntemleri de önemli ölçüde değişkenlik gösterir. Geldi işte önemli ile başat aynı anlama geliyor. O yüzden cevabımız bu. D çoğunlukla bizi yazmaya iten dürtü aslında kendi içimizde yaşadığımız diğer yaşamları dışa çıkarmaktır. E gerçeklik ve düş gücünün harmanlanarak yazıya konu olmasının serüveninde çeşitli zorlukların olması kaçınılmazdır. Cevap C. Bu parçada numaralanmış deyimlerin hangisi yanlış açıklanmıştır? Deyimler günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız söz öbekleridir. Söz gelimi kendisinden kolayca vazgeçilemeyen şey olan para için el kiri. El kiri kolayca vazgeçilebilir, kolayca atılabilir demek. Vazgeçilemeyen demek değil. İlki bu. Yanlış açıklanmış. Çok bozuk ve kötü durumda olmak anlamında iler tutar yanı olmamak bu doğru. Çabuk tasalanmayan ve meraklanmayan kişiler için geniş yürekli bu da doğru birçok eksiği ve kusuru olan anlamında dört başı mamur. Tam tersi, kusuru olmayan şeye dört başı mamur denir. Yani bu da yanlış açıklanmış cevabımız çıktı. Yanlış ve güvenilmeyen hesap için çömlek hesabı deyimlerini kullanırız. Cevabımız C. Bu parçada yazar okumakla ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde öneride bulunmuştur? Bir Okumak aşılanması gereken bir virüs ve hobi değil. Burada bir öneri yok. Burada okumanın ne olmadığını söylüyor sadece. 2- Ezberlerimizi bozalım artık. Kalıplarımızı sarsalım geldi. İşte ezberlerimizi bozmamızı, kalıplarımızı sarsmamızı öneriyor. Cevabımız buradaymış. 3- Okumak boş zamanlarımızda yaptığımız bir şeyden ibaret olsa büfe rafı doldurmaya benzer bu da. 4- Halbuki okumak bir tutkudur, iptiladır, aşkı muhabbettir. Tanım yaptı burada da. 5. Kitaplar görsel düşünme yeteneğimizi pekiştirir. Düşünce sistematiğimizi, hayal gücümüzü kanatlandırır. Bize neler kazandıracağını söyledi. Herhangi bir öneride bulunmadı. O yüzden cevabımız B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede bir yanılgıdan söz ediliyor. 1. Edebiyatın insanı yalnızlaştırdığı sanılır. Geldi işte yanılgı. Sanılır kelimesi bize yanılgı olduğunu gösteriyor. Oysa bambaşka bir biçimde yalnızlık hissini, korkusunu giderir. A gitti. B. ikinci cümlede edebiyatın getirisine değiniliyor. 2. Dünya ile başkalarıyla hayatla ilgili soruların ve sorunların arşa çıktığı bu dönemde edebiyat genç insana dünyanın, başkalarının ve hayatın bir parçası olduğunu sezdirir. Geldi işte getirisi. Genç insana dünyanın, başkalarının ve hayatın bir parçası olduğunu sezdirmekmiş edebiyatın getirisi. C. Üçüncü cümlede bir önceki cümlede ortaya konan yargının dayanakları açıklanıyor. Bir önceki cümlemizde genç insana edebiyatın neler kazandırdığıydı. Bunun dayanakları var mı? Ona bakacağız. 3. Belki zamanla çok şeyi unuturuz ama konusunu, karakterlerini bile unuttuğumuz ya da çok az hatırladığımız bir kitabın bizde neleri değiştirdiği, kendimizde neleri keşfetmemize katkıda bulunduğu aklımızdan çıkmaz. Hiçbir dayanak söylemedi. Yani genç insana dünyanın başkalarının ve hayatın bir parçası olduğunu sezdirmenin dayanaklarından bahsedilmedi. Cevabımız bu. D dördüncü cümlede edebiyatın sözü edilen gücünün gerekçesine yani sebebine değiniliyor. Bakalım neymiş sebebi? Dört edebiyatın bu gücünün dayanağı da zaten devamında söyleyecektir dayanağı da dediğine göre aslında sanatla olan kardeşliğinden gelmektedir. Neymiş dayanağı sanatla olan kardeşliği bu da doğru. E beşinci cümlede açıklama için örnekleme yoluna gidiliyor. Bakalım örnek var mı? 5. Resim, müzik, mimari işte örnekler bunlar. Aklınıza hangisi gelirse gelsin edebi bir eserin bu sanat dallarıyla verdiği haz da bu etkisini kuvvetlendirir. Cevap C. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? NASA ve Avrupa Uzay Ajansının Cassini Huygens adlı ortak projesinin amacı Satürn'ün gizemlerini ortaya çıkarmak. Bu gayeyle yola çıkan Cassini uzay aracı Satürn'ün 5 uydusunu tek bir görüntü içine sığdırdı. A Cassini uzay aracı Satürn'ün 5 uydusunu tek bir görüntü içine sığdırdığından NASA ve Avrupa Uzay Ajansı Cassini Huygens ortak projesini beraber yürüttüler. Böyle bir sebep ilişkisi yok. Yani sığdırdığı için ortak proje yapmışlar ilişkisi yok metinlerimizde. O yüzden bu gider ve Cassini Huygens adlı proje NASA ve Avrupa Uzay Ajansını Satürn'ün gizemlerini ortaya çıkarmak adına birleştirmiş. Satürn'ün 5 uydusunu tek bir görüntü içine sığdırmıştı. Uzay aracı sığdırmış. Proje sığdırmamış. Burada özne proje olarak kullanılmış ve bu projenin sığdırdığı söyleniyor. Halbuki uzay aracı sığdırmıştı. O yüzden bu da gider. C. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı Cassini Huygens adlı projeyle ortak olduğunu belirtmedi arkadaşlar. Proje ortak. O yüzden bu eksik kalır. Devamını okumama bile gerek yok. D. Satürn'ün gizemlerini ortaya çıkarmak ve 5 uydusunu tek bir görüntü içine sığdırmak için NASA ve Avrupa Uzay Ajansı Cassini Huygens projesinde bir araya gelmiştir. Arkadaşlar amaç şurada bitiyor. Amaç Satürn'ün gizemlerini ortaya çıkarmaktı. Bakın ve 5 uyduyu tek bir görüntüye sığdırmak için değil. Bu amaç ilişkisi yoktu. O yüzden bu da gider. E NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Cassini Huygens ortak projesinde Satürn'ün sırlarını ortaya çıkarmak için bakın buraya kadar olan kısım tam olarak birinci kısma uyuyor. Amaç bu. İkinci kısımda yola çıkan Cassini uzay aracı Satürn'ün 5 uydusunu tek bir görüntüye sığdırdı. Bu kısımda tamamen ikinci cümlemizi kapsıyor. O yüzden cevap E. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Arkadaşlar postmodern bir yazılır. Bu yanlış. Bahsedebiliriz. Doğru yazılmış. Çünkü burada bahis ve etmek kelimeleri birleşmiş. Bu yardımcı eylemdir. Yardımcı eylemle kurulan birleşik fiillerde ilk kelimeye bakarız. Birleşme sırasında eğer bir düşme ya da türeme varsa bitişik yazılır, yoksa ayrı yazılır. Burada da bir düşme olduğu için şu iyi düştüğü için bitişik yazılması gerekiyordu zaten bitişik yazılmış yani bu doğru. Saanak değil saanaktır. Şurada bir a var. Olmazsa olmaz ayrı olmalıydı. Yepyeni pekiştirme olduğu için bitişik olmalıydı. O yüzden cevabımız B. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır? 1. Murat Mungan'ın eserleri karşısında eleştirmenlerin tutumu da üçe bölündü. Popüler edebiyat yaftasıyla çabucak etiketleyenler ile gözü kapalı onaylayanlar ilk iki eleştirmen tipolojisini oluşturdu. Arkadaşlar özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme ile ayrılır. Burası doğru. Şuradaki virgül de sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Cümlenin bu tarafı bir cümle, bu tarafı da ikinci cümle. Yani burada bir sıralı cümle var. Sıralı cümleler virgülle ayrılır. Burada hiçbir yanlışlık yok. 2. Üçüncü eleştirmen tipolojisi ise gerçekleşmemiş bir potansiyelin varlığını sezip beklemeye çekilmişti. Arkadaşlar zarf fiillerden sonra kesinlikle virgül konamaz cevabımız geldi. 3. Murat Han Munga'nın da buraya koyabiliriz bu kesmeyi çünkü özel isim. Devam edelim bakalım diğer işaretlere. Nokta var. Burada herhangi bir sorun yok. Şairin romanı özne olduğu için virgül konmuş. Çünkü özne ile yüklem arasında başka kelime girdiğinde özneden sonra virgül konur. Kesme doğru çünkü özel isim. Burada eş görevli sözcükler var. Bakın kararsızlıklarından, ikilemlerinden, açmazlarından eş görevli sözcüklerin arasına virgül konur. Sayılara getirilen, tarihlere getirilen, çekimekleri ile ayrılır. Burası da doğru. Cümle içinde özellikle vurgulamak istediğimiz kelimeleri tırnak içine alabiliriz. O yüzden bu tırnak işareti de doğru. Onun dışında zanaatkar burada düzeltme işareti kullanılır. Cümle bittiği için nokta konur. Yani cevabımız B. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur? A basit yapılı cümleye, B birleşik yapılı cümleye, C fiil cümlesine, D isim cümlesine, E sıralı cümleye. Cumhuriyet döneminde müzik ve edebiyat ilişkisi sadece şiirle sınırlı değildir. Arkadaşlar bu basit bir cümle. Çünkü basit cümle içinde tek yargı olan cümle. Burada da tek yargı olduğu için bu basit cümle bütün sanatlar musikinin peşindedir diyen Tanpınar'ın eserlerinde hiç bitmeyecek bir mahur bestenin yanında klasik batı müziği de yer alır. Arkadaşlar bunun içinde de fiilimsiler olduğu için bu da birleşik cümle, girişik birleşik cümle. Yer alır, yer almak birleşik bir fiildir. Bu cümle fiil cümlesi aynı zamanda. Huzur romanında Beethoven'ın izlerini süren çalışmalar vardır. Vardır isimdir, isim cümlesi devam ettiğimizde de burada herhangi bir sıralı cümle göremiyorum. Çünkü sıralı cümle virgüllerle bağlanan cümleler demek. Burada öyle bir cümle olmadığı için cevabımız E. Bu parçada altı çizili sıfatlardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar sıfat türü dediği ikiye ayrılır sıfatlar niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Niteleme sıfatlarını bulmak için nasıl sorusunu sorarız? Belirtme sıfatları da hangi, kaç, ne kadar sorularına cevap verir. Belirtme sıfatları dediklerimiz sayı sıfatları, soru sıfatları, belgisiz sıfatlar ve işaret sıfatları bakalım hangisinin türü farklıymış. Küçük kale. Nasıl kale? Küçük kale. Kale ismimiz nasıl sorusunu sorduğuma göre bu bana niteleme sıfatını verdi. Yarım mil. Mil isim Yarım da sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatıdır. Sayı sıfatları da belirtme sıfatıdır. Devamında çılgın kış. Kış isim nasıl kış, çılgın kış nasıl sorusunu sorup cevap aldığıma göre nitelemedir. Kurtulan kale. Kale isim nasıl kale, kurtulan kale nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme. Sönmüş yanardağ, yanardağ isim nasıl yanardağ, sönmüş nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme. Bir tane belirtme sıfatı olduğu için cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından bu cümle özdeştir? Armağanı kabul eden sessizlik çocukların dehşet içinde olduklarının göstergesiydi. Arkadaşlar öznemiz armağanı kabul eden sessizlik. Yüklemimiz de çocukların dehşet içinde olduklarının göstergesiydi. Burada bir isim tamlaması olduğu için ayıramıyorum. Çünkü ögeler bulunurken isim ve sıfat tamlamaları ayrılmaz. Çocukların dehşet içinde olduklarının göstergesi bir isim tamlaması. Burası yüklem, burası da özne. İki ögeyle biz de bunu arayacağız. A. Simon yaprakların gizlediği küçük bir heykelcik gibi olduğu yerde durdu. Durdu yüklem. Kim durdu? Simon özne. Nerede durdu? Olduğu yerde durdu. Burası da nerede sorusuna cevap verdiği için dolaylı tümleç. Nasıl durdu? Yaprakların gizlediği küçük bir heykelcik gibi. Burada dört öge olduğu için geçiyorum bunu. B. Gözlerini kapatsa da hayvanın başını yine görüyordu. Görüyordu yüklem. Kim o? Ne zaman görüyordu? Gözlerini kapatsa da görüyordu. Zarf tümleci neyi görüyordu? Hayvanın başını belirtir nesne. Nasıl görüyordu? Yine görüyordu. Burası da zarf tümleci. Bu da dört ögeli. Bu da gider o yüzden. Dişi domuzun yarı kapalı gözleri yetişkinlerin vurdum duymazlığıyla donmuş gibiydi. Dişi domuzun yarı kapalı gözleri özne. Yetişkinlerin vurdum duymazlığıyla donmuş gibi. Burası bir öbek. Söz öbeği. Söz öbekleri ayrılmaz. Yetişkinlerin vurdum duymazlığı kendi arasında isim tamlaması devamında da gene öbekleşmiş şurada fiilimsi yardımıyla birbirine bağlanmış o yüzden ayıramıyorum. Burası yüklem burası da özne İki ögeli cevabımız geldi aslında hemen diğerini de gösterelim. D bu gözler her şeyin kötü olduğunu Simon'a söylüyordu söylüyordu yüklem söyleyen ne bu gözler özne. Neyi söylüyordu her şeyin kötü olduğunu belirtilmesine kime Simon'a dolaylı tümleç bu da gitti. E olanca gücüyle ormana koşarak açık kumsala doğru koştu sonra. Koştu yüklem kim o ne zaman sonra nasıl koştu olanca gücüyle ormana koşarak. Nereye koştu? Açık kumsala doğru. Burası da dolaylı tümleç. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış filmlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar filmleri siz diye kodluyorum. Sıfat fiiller, isim fiiller, zarf fiiller. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş. İsim fiiller, mayışmak, zarf fiiller, ken, ıp, alı, arak, dığında, madan, meden, dıkça, dikçe gibi. Ne olduğunu anlayamadan, dık, dik, sıfat fiildir. Anlayamadan, meden, madan, zarf fiildir. Düzenleyen, an, en, sıfat fiil, uslanmaz, kız, mezmaz, sıfat fiil, görülecek, ecek, acak, sıfat fiil. Yani cevabımız B. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri birden çok çekime kalmıştır? hayatımın. Hayat kelimemizin kökü hayatım, benim hayatım. İyelik eki, iyelik ekleri çekim ekidir. Hayatımın amacı burada belirtili isim tamlaması yapmış. Yani bir tamlayan eki, tamlayan ekleri de çekim ekidir. Amaç kelimemizin kök amacı zaten tamlama yaptığını söylemiştim. Hayatımın amacı tamlanan eki ya da iyelik eki fark etmez. Bu da çekim eki olsun. Emir kipi var burada. Bu da şahıs ekidir. Şahıs ekleri de çekim ekidir. Çekim eki yazayım şöyle istiyordum istemek kök yor kipeki kipekleri çekim ekidir du ek eylem ek eylem de çekim ekidir ben istiyordum kişi ya da şahıs eki dediğimiz ek o da çekim ekidir yoktu sadece ek eylem var ek eylem çekim ekidir şimdi birden çok çekim eki alanlar 1 ve 4 oldu değil mi 1 ve 4 yani cevabımız c bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi üçüncü tekil iyilik eki almıştır? Arkadaşlar iyilik eki isimlere gelir ve isimlere benim, senin, onun, bizim, sizin, onların anlamı katar. Üçüncü tekil dediği de onun demek ki bu anlamı katan bir ek arayacağız. Kardeşim beni gezdirirken arkadaşlar burada belirtme eki ismin iyi hali bir de belirtme ekini nasıl anlayacağınızı söyleyeyim. Kimi neyi sorularına cevap veriyorsa belirtme ekidir. Kimi gezdirirken beni demek ki bu belirtme eki burada iyilik eki yok. Fikrimi soran yoktu. Benim fikrim, burada benim anlamı kattığı için birinci tekil kişi var, o yüzden olmaz. Zihnimin derinlikleri geldi işte, derinlikleri neyin? Zihnimin yani onun derinlikleri, bu lerler çoğul eki, onu karıştırmayalım. İşte buradaki i, üçüncü tekil, iyelik eki. Bu tuhaflığı, neyi tuhaflığı, neyi sorusuna cevap verdiği için belirtme eki. Düşünceyi, neyi? Düşünceyi, bu da belirtme eki. Cevap C. Bu iki parça için söylenebilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Filozof, fizikçi gibi her şeyi duyular aracılığıyla gözlenebilen olgulara dayandırmak, yani kendini deneysel olanla sınırlandırmak yükümlülüğünde değildir. Filozof, görünenlerin arkasındaki varlık alanına da yönelir. Arkadaşlar bu metinde filozofla fizikçi arasındaki farklılıklara değindi. Burada farklılıklar var. Her felsefi sistem tıpkı sanat eserlerinde olduğu gibi yaratıcısından izler taşır. Nasıl ki sanatçı mevcut malzemeyi kendisine göre biçimlendirirse, Filozof da mevcut bilgilerden yararlanarak problemi kendine özgü bir yaklaşımla açıklar. Söz gelimi güzelin ne olduğu konusunda her filozof farklı bir tanım yapar. Burada da sanatçıyla filozof arasındaki benzerlikleri söyledi. İlk metnimizde farklılık, ikinci metnimizde benzerliklerden bahsetti. A benzerlik ve farklılıktan yola çıkılarak kıyaslama yoluna gidilmiştir. Evet, birinci de filozofla fizikçi, ikincide de sanatçıyla filozof kıyaslandı. İlkinde farklılıktan, ikinci de benzerlikten yola çıktı. O yüzden cevabımız bu. B. Düşünceyi görünür hale getirmek için soyut durumlar somutlaştırılmıştır. Bir somutlama söz konusu değil. C. Bir diğerinin karşıtı olacak şekilde farklı düşünceler savunulmuştur. Karşı düşüncelere gitmedi, kıyaslama yaptı. D. Anlamda ağdalı yani süslü bir dile başvurulmuş. İçerik ikinci planda tutulmuştur. Tam tersi içerik ön planda. Ayrıca anlatımda da bir süslülük falan yok. E öne sürülen düşünceler kişisel yorumlarla desteklenmiştir. Hayır, kişisel değil nesnel yorumlar yapılmış. Cevap A. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A abartmaya başvurma. Mesela mutluluktan havalara uçmak abartıdır. B yinelemelerden yararlanma. Arkadaşlar yinelemeler, ikilemeler yinelemedir mesela ya da aynı kelimenin sık sık tekrar edilmesi. Mesela usul usul, mesela hem hem. Bunlar yinelemedir. C. Koşul öne sürme. Koşul geçmiyor metnimizde. Diğerlerini bulalım. D. Öznel bir söyleme dayanma. Mesela şurada demiş ki yüreğimin kıvrımlarında dolaşmak. Bu bir öznel cümle. Ya da romanlara sığınmak. Bunlar hep öznel cümleler. Bu da gitti. Benzetmelerden yararlanma. Linot piye. Makinelerinin sesine bayılıyorum. Bazen kulağıma yağmur gibi geliyor. O sesin yağmur gibi gelmesi bir benzetme. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar düşüncenin akışını bozan cümle konunun farklı bir yönüne geçilen yani konunun farklılaştığı cümledir. 1. Yazara göre uykudan uyanmak demek kendimizi dünyanın içinde bulmak ve onun tarafından yeniden yaratılmaktır. 2. Uykusuzluk çekmekse çoğu zaman aşırı düşünceler aracılığıyla bilincin ürettiklerinin bilinçsiz bir halin gelişini nasıl engellediğini görememektir. 3. Günümüzde uykusuzluk önemli bir hastalık olarak tanımlanmakta ve büyük zorluklarla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. 4 Bu bağlamda bir bilinçsizlik açmazı uykusuzlukta önemli ölçüde işlevsel bir rol üstleniyor. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz 3. cümlede uykusuzluğun günümüzde bir hastalık olarak tanımlandığı ve tedavi edilmeye çalışıldığından bahsediliyor. Ama ondan önceki cümlelerde uykusuzluğun bir bilinçsizlik hali olduğu yine dördüncü cümlede bu bağlamda bir bilinçsizlik açmazı olduğu söyleniyor ve metnin devamında da uykusuzluktan bahsediliyor. Yani uykusuzluğun bir hastalık olduğu ve tedavi edilmeye çalışıldığı sadece üçüncü cümlede söylendiği için bu cümle düşüncenin akışını bozuyor. O yüzden cevabımız B. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Arkadaşlar ikinci paragraf cümlesi konunun farklı bir yönüne geçilen cümledir. Klasik öykü anlayışında ağırlık her zaman konudadır. Bunun gerek dünya edebiyatında gerekse bizim edebiyatımızda çok güzel örnekleri vardır. Bu aşılmalıdır çünkü ilginçlik, sürükleyicilik konuya dayanmamalıdır diyorum. Öykü ancak okunarak beğenilsin. Bir başkasına konusu özetlenip anlatılınca öykü öykücülüğünü yitirsin istiyorum ama okur öyküyü okumaya başlayınca öyküden kopamasın yapışsın öyküye, sonuna kadar sürüklesin öykü onu. Bu elbette okurun değil, öykünün görevidir. Sular Ne Güzel Sağdılı bu kitabımdaki öykülerde anlatım, kurguyla ve sözcüklerle oluşturmaya çalıştığım görüntülerin çok önüne geçti. Bu öykülerin ortak bir özelliği daha var. Bir yeni yetmenin gözüyle anlatılmaya çalışılan hüzünlü zamanlar, anlar, günler, aylar ama bu öyküler bir anılar toplamı sayılmasın. 6. cümleye kadar genel olarak öyküyle ilgili düşüncelerini anlattı. Bir öyküde hangi özellikler bulunması gerektiğini anlattı. Fakat 6. cümleden itibaren Sular Ne Güzel adlı öykü kitabından bahsetmeye başladığı için burada konu farklılaştı. O yüzden cevabımız D. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirebilir? İslam kültür ve medeniyetinin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi, pek çok önemli vasfı kendi şahsında bir araya getirmiş olması nedeniyle vefatından yüzyıllar sonra bile yol göstermeyi, insanlığın yoluna ışık tutmayı sürdürmektedir. İnsan haklarının, eşitliğin, düşünce ve ifade özgürlüklerinin ve insan haysiyetinin vazgeçilmez kabuller olarak öne çıktığı günümüz dünyasına Mevlana'nın yol gösteriyor olması a. Ancak onun kendi şahsiyetine verdiği büyük önemin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar Mevlana'dan bahsediyor. Kendi şahsiyetine büyük önem veremez ki. Zaten burada insanlıktan bahsediyor. Bakın şurada dedi ki insan haklarının dedi kendisinden bahsetmiyor. B Mevlana'ya gösterilen büyük saygının temelinde gizli olduğu unutulmamalıdır. Mevlana'ya gösterilen büyük saygıdan bahsetmiyor. Bu da gitti alakası yok çünkü. C Ancak onun Türk kültürüne duyduğu büyük saygının bir yansımasıdır. Türk kültüründen bahsetmiyor sadece. Bu gider. Bakın şurada demişti ki insanlığın yoluna ışık tutmuş. Yani tüm insanlar D. ancak onun bu dünyanın anlamsızlığına karşı ortaya koyduğu isyanın büyüklüğü olarak kabul edilebilir. Hiç isyanından bahsetmedim. Mevlana'dan söz ediyoruz. İsyan söz konusu bile olamaz. E ancak onun beslendiği kültür dünyasının evrenselliğinin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Bakın özellikle insan hakları, insanlık dedik, eşitlik, düşünce, ifade özgürlüğü, insan haysiyeti vazgeçilmez kabuller. Bunlar hepsi evrensel değerler. O yüzden cevabımız E. Bu parçada çeviri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Çeviri en azından iki dil ve iki kültür geleneğini içeren bir etkinliktir. Çeviri için belli bir dilde bir metin olması ve belirli bir kültürde konumunun bulunması ya da boşluğu dolduruyor olması gerekir. Ayrıca çevirinin olabilmesi için başka bir kültüre ait ve o kültür içerisinde belirgin konuma sahip, söz konusu kültürü paylaşan topluluğun dili kullanılarak önceden yazılmış ve o dile kültüre özgü temsil oluşturan bir metnin var olması gerekir. A kültür geleneklerini yansıttıklarına evet arkadaşlar bakın iki dil ve kültür geleneğini içerir dedi. Tam olarak cevabımız bu ama diğerlerine de bakalım. B yazarların kültürel birikimine katkı sağladığına yazarların kültürel birikiminden hiç bahsetmiyor c iki dilin öğrenilmesine zemin hazırladığına dil öğrenmekten iki dili öğrenmekten bahsetmiyor arkadaşlar dil öğreniminden bahsetmiyor özellikle bakın her yerde kültür geçti kültür kelimesi üzerinde çok durdu bu anahtar kelimeyi yakalamak gerekiyordu kültürden uzak bir şıkkı tercih edemeyiz bakın her yerde kültür var de her türlü edebi metni kapsaması gerektiğine burada edebi metinden bahsediyor olmaz e metin oluşumuna katkı sağladı metin oluşumu değil kültürden bahseden tek şıkkımız neredeyse a çünkü B'de yazarların kültürel birikiminden bahsediyor ama metnimiz genel olarak kültürden bahsettiği için cevap A. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2012 yılında ülke genelinde yaptığı Türkiye Okuma Kültürü Araştırmaları çalışmalarına ait yukarıda verilenlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Düzenli olarak okunan yazarlar bellidir. Evet zaten oranını da vermiş. B. Yabancı yazarların takibi oldukça düşüktür. Bir tek yabancı yazar var. O da en son sırada yer alıyor. O yüzden bu da doğru. C düzenli okunmayan yazar oranı %84,2'dir. Arkadaşlar %100'den %15'i çıkartırsak geriye kalan sayı bu olur. Bu da doğru. D düzenli okunan yazarlar çoğunlukla yerli yazarlardır. Evet bakarsak listede bir tek yabancı yazar olduğu için bu da doğru. E yazarların belli türlerdeki eserleri tercih edilmektedir. Hangi türdeki eserin tercih edildiği ile ilgili hiçbir bilgi yok burada. O yüzden cevabımız E. Aşağıdakilerden hangisi parçada eleştirilen tutum ve davranışlardan değildir? Son günlerde bir takım yazarlar türedi. Bu yazarlar aşağı yukarı aynı amaca yöneliyorlar. Arkadaşlar aynı amaca yöneldiklerine göre ortak bir tavır var. Sanatçılar arasında bir ikilik yaratmak, ikilik yaratma amacı olduğuna göre demek ki bir ayrımcılık yapıyorlar. Nedense düşünmeyi düşündürmeyi değil de bir takım ön yargıları kesin doğrularmış gibi göstermeyi daha uygun buluyorlar. Üstelik eksik bilgileri, yanlış yayınları, aydınlıktan uzak doğrularıyla ortalığı karıştırdıklarını sanıyorlar. Ortalığı karıştırdıklarını sanıyorlarsa bir yanılgı içindeler. İnandıkları ya da inanır göründükleri bir iki sanatçı var. Bu bir iki sanatçı dışında kalanlarsa ya işlerine gereğince önem vermiyorlar ya da menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Menfaatlerinden başka hiçbir şey düşünmediklerine göre çıkarcılar. Fakat öz eleştiriyle ilgili hiçbir şey yok. O yüzden cevabımız B. Kendisi hakkında düşüncelerini dile getiren bu kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uyumadığım zamanlarda hep düşündüm. Yaşamımı yarattığım ve yaratacağım karakterleri düşündüm. Düşünürken fark ettim ki hep mağlupları ve mazlumları yazmışım. Aklımda bir kitap var. Adı Mağlupların Anlatısı olacak. Mağlupları yazmak önemli çünkü onları tarih kitapları yazmıyor. Çünkü tarih kitaplarını hep galipler yazıyor. Tarihi yeniden yazmak ve yeniden yaratmak gerekiyor. Ama bu kez mağlupların ve mazlumların tarafından onların bakış açısıyla yazılması gerekiyor. İşte onları anlatacağım kitabın adı da mazlumların anlatısı olacak. A. Tarih biliminden uzak durduğu. Bunu çıkartamayız arkadaşlar. Cevap hemen geldi ama diğerlerini de bulalım. B. Yapıt adlarını içeriye göre tespit etmiş. Evet ne dedi? Ben hep mağlupları ve mazlumları anlatacağım dedi. Bakın eserin adı mağlupların anlatısı. Demek ki yapıt adlarını içeriye göre seçiyor. C güçsüzlerin yanında olduğu bakın demişti ki hep mağlupları ve mazlumları yazmışım demek ki onların yanında D eserlerini planlayarak yazdı. Bakın şurada bir plan yaptı. Dedi ki böyle bir çalışmam olacak. Demek ki planlamış. E adaleti ve nesnelliği önemsediği şurada da özellikle mağlupların ve mazlumların tarafından onların bakış açısıyla yazılması gerekiyor. Yani ben bunu önemsiyorum, adaleti önemsiyorum. Onların bakış açısıyla nesnel bir şekilde yazacağım demiş. Bu da doğru cevap A. Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz köklü bir soru olduğuna göre önce şıkları okuyalım. Türk tarihinin farklı dönemlerini şiirlerinde ele aldığına, B. Şiirlerinde sadece ulusal konulara yer vermediğine, C. Destansı şiirin en güzel örneklerini verdiğine, D. Evrensel değerlere sahip olduğuna, E. Kendisinden önceki edebi gelenekten yararlandığına. Arkadaşlar halk ve divan şiirini harmanlayan dediği şu kısımdan E şıkkını çıkartabiliriz. Yani kendisinden önceki edebi gelenekten yararlanmış. Kurtuluş Savaşı'nı Türklerin Orta Asya'dan göçünü dediği kısımdan Türk tarihinin farklı dönemlerini anlattığını çıkartabiliriz. Türk tarihine hakim olduğu gibi dünyada yaşananlara ilgisiz kalmamış ve İkinci Dünya Savaşı, emperyalizm, üçüncü dünya ülkelerini de şiirine konu etmiş kısımlarından sadece ulusal konulara yer vermediğine ve evrensel konulara yer verdiğini de çıkartabiliriz. Ayrıca evrensel değerlere sahip olduğunu da çıkartabiliriz. D şıkkı da gider. Fakat destansı şiirin en güzel örneklerini verdiği ile ilgili bir şey söylemiyor. Sadece destanlaştıran şiirler yazmıştır dedi. En güzel örneklerini verdi demedi. O yüzden cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yönetmen ve onun filmi için söylenebilir? Bir kayıp vakasına odaklanan ve bir yandan da İstanbul'un kaybolup gitmesine, eski İstanbul'daki yaşam kodlarının geçersizleşip yerini yozlaşmış yaşam kültürünün almasına da bir ağıt niteliği taşıyan filmin dikkat çekici yanı da içinde aşkın sadece ruhani, hatta kapalı yansımasının oluşu. Oysa daha önceki filmlerinde aşkın fiziksel yanını korkusuzca perdeye taşımış Tutkuyu olabildiğince yaşatmış bir yönetmen Ferzan Özpetek. Ne demeliyiz bilemiyorum. Sinemasını bilmesem, kendisini az çok tanımasam bazı şeyleri açıkça söylemekten çekinmiş diyeceğim. Ama o vermek istediklerini doğru verebilen bir yönetmen. Arkadaşlar özellikle o vermek istediklerini doğrudan verebilen bir yönetmen ve içinde aşkın sadece ruhani hatta kapalı yansımasının oluşu cümlelerinden anlıyoruz ki devamındaki daha önceki filmlerinde korkusuzca perdeye taşımış korkusuzca perdeye taşıma cümlelerinden anlıyoruz ki filmlerinde iletisini açıkça verebilen bir yönetmendir. Şıklara bir bakalım. A filmlerinde İstanbul'u temel bir mekan olarak kullandığı asıl anlatılmak istenen bu değil arkadaşlar. Bu yönetmenin filmi için söyleyeceğimiz asıl şey bu değil. B birçok ödülün sahibi olduğu. Hayır bu da değil. C Filmde bir yaşam kültürünün temel özelliklerinin izleyiciye dikte ettirildiği arkadaşlar dikte ettirmek yok. De aşkı ve tutku temalarını tüm filmlerinde işlediği tüm filmlerinde bunu işlediğini söyleyemeyiz. Bunları da eleyelim. Aşık İstanbul'u temel mekan olarak almadığı için birçok ödülden bahsedilmediği için gitmişti o şıklarımız. E filmlerinde iletisini yani mesajını açıkça verebilen bir yönetmen olduğu bakın çizdiğim yerlerde söylemişti. O yüzden cevap E. Aşağıdaki parçalardan hangisi akışkanlar mekaniği sporculara nasıl katkı sağlar sorusuna cevap vermektedir. Akışkanlar mekaniği sıvı ve gaz gibi akışkan maddelerin hareketini ve onlara etkileyen kuvvetleri inceleyen bilim dalıdır. Özellikle çeşitli taşıtların tasarımında hava direncinin etkisini en aza indirebilmek için aerodinamik tasarımlar yapılır. Burada arkadaşlar Akışkanlar mekaniğini tanımlamış. Akışkanlar mekaniği nedir diye sorduğumda cevap alabiliyorum. İşte nokta nokta işte nedir bilin dalıdır diye sorduğumda burada tanımını yaptığı için ben bunu eleyebilirim. Özellikle yarışmalara katılacak koşucuların, bisiklet yarışçılarının ve yüzücülerin yarışma esnasında uygulayacakları taktikler belirlenirken, giyeceklere giysiler tasarlanırken akışkanlar mekaniği kullanılarak, hava ve su direnci etkisinin en aza indirilmesi amaçlanır. Akışkanlar mekaniği sporculara nasıl katkı sağlıyormuş? Koşucuların, bisiklet yarışçılarının, yüzücülerin yarışma esnasında arkadaşlar su direnci ve hava ve su direnci etkisini en aza indirmek amacıyla kullanılırmış. Bu yüzden cevabımız bursa. Aerodinamik tasarımların etkisi en belirgin olarak roketlerde Jet uçaklarda, hızlı trenlerde, yarış arabalarında görülür. Ayrıca tekne ve denizaltı gibi suda giden taşıtlarda da suyun direncini azaltmak için benzer tasarımlar uygulanır. Sporculara katkısından bahsetmedi. Bu yüzden C'yi de eliyoruz. Olimpik havuzlar akışkanlar mekaniği göz önünde bulundurularak özel olarak hazırlanır. Bu tasarımlarda olimpik havuzlar en az 3 metre derinliğine sahip olacak şekilde inşa edilir havuz kenarlarına yüzme sırasında oluşan dalgaları kıracak mini setler yapılır. Bunu da eliyoruz. Dünya ve olimpiyat rekorlarının genellikle küçük farklarla belirlendiği herkes tarafından bilinir. Bu nedenle hangi spor dalında olursa olsun sporculara en ufak yarar sağlayacak bir etmen bile bu rekorların kırılmasında son derece önemli hale geliyor diyor ama akışkanlar mekaniği ile alakalı bir şey yok. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada roman yazarları için aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir? Edebi eserin kişileri olayların içindeki sahnelerde hayran olunan, nefret edilen, örnek alınan vasıflarıyla okurun kendileriyle özdeşleşmesine vesile olur. Anlatı kişilerine duyulan hayranlık onlara benzemeyi, onlar gibi olmayı sağlar. Tarihi olay ve kahramanlar üzerine inşa edilen romanlar toplumun tarihi temellerinden ve örnek şahsiyetlerinden hareketle geleceğe daha üstün bir moralle yönelmelerini sağlamıştır. Bu tercihte edebiyatın telkin ve özdeşleşme gücünün önemi dikkate alınmalıdır. Son cümlede söyledi aslında önerisini dedi ki edebiyatın telkin ve özdeşleşme gücünün önemi dikkate alınmalıdır. İlk cümlede de demişti ki edebi eser kişileri olayların içindeki sahnelerde hayran olunan, nefret edilen, örnek alınan vasıflarıyla okurun kendileriyle özdeşleşmesine vesile olur. O yüzden bunun önemi dikkate alınmalıdır. A. Kişilerin okuyucu üzerindeki etkisini önemseyerek yazmak geldi işte kişiler bakın şurada edebi eserin kişileri bunu önemseyin dedi bunu dikkate alın demişti bakın şurada cevabımız bu ve kurguda sadece örnek alınabilecek kişilerden yararlanmak hayır sadece belli kişiler sadece örnek olacak kişilerden yararlanmaktan bahsetmedi C. Romanın anlatım olanaklarından fazlaca yararlanmak. Sadece bu değil, anlatım olanakları değil, özellikle kişilerle ilgili bir şey söylüyordu. D. Okur üzerindeki etki için tarihten hep yararlanmak. Hayır tarihten yararlanmaktan hiç bahsetmedi. E. Ortak bir tarih bilincine sahip olmak. Tarihle ilgisi yok. Cevap A. Bu parçada sanatla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Gerçeklikle ilişkisine bakın şurada dedi ki yaşamda var olmayanın sanatta yer alması düşünülemez. Buradan A'yı çıkartabiliriz. B. Değiştirme gücüne bakın dedi ki Yaratmak, olmayanı ortaya koymak, var etmek, yaşamda olanı yeniden biçimlendirmek ya da şurada geçmiştik tekrar yeniden biçimlendirmek yani değiştirmek yeniden biçimlendirdiğine göre buradan bunu çıkartabiliriz. Toplumla uyumundan hiç bahsetmiyor. Diğerlerini gösterelim. Bireyselliğine bakın dedi ki kendi başına yaşama gücü varsa yaşar. Yani bireyseldir. E özgürlük alanı olmasına bakın şurada dedi ki bağımsızlaşınca sanat olur. Bağımsızlık özgürlük. Bu da gitti cevap C. Bu parçada kibarlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmamıştır? Arkadaşlar ölçütü böyle tutunca gerçek kibarı bulmak zor değil, neredeyse olanaksız tespitinin zorluğunu çıkartabiliriz. Devamında sanırım Fransa ve İngiltere'deydi genç kızlara soylu hanım davranışları kazandırmak üzere eğitim veren bakın soylu hanım davranışı kazandırmak için eğitim veriliyormuş. Demek ki eğitimle ilişkisi varmış. Zaten kibarlığın doğuştan getirilen içgüdüsel bir davranış olmadığı kesin, içgüdüsel bir davranış olmadığı kesin de güdülere dayalı olmaması. Avrupa'daki durumunu da şuradan çıkartabiliriz. Fransa ve İngiltere'de genç kızlara soylu hanım davranışları kazandırmak için eğitim veren okullar varmış. Bunu da çıkartabiliriz. Fakat bireysellik içerdiği ile ilgili hiçbir şey yok. O yüzden cevabımız C. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsan belleği geçmişteki olayları bir kalbur gibi eler. Hem çakıl taşlarının irilerini eler de küçüklerine dokunmaz. İnsanın mutluluğuna göre ayarlanmış bu elek, anımsanması gereksiz olayları unutkanlık uçurumuna yuvarlamakta hiç vakit yitirmez. Mutluluğu artıran o küçük ayrıntıların eleğin o geniş gözlerinden kaçmaması için elinden geleni yapar. Öyle çakıl taşları vardır ki insanın belleği onları istese de alan dışı bırakamaz. Ama yazarlara büyük yapıtları yazdırtan işte bu küçük çakıl taşlarıdır. Aslında son cümlede söyledi. Yazarlara büyük yapıtları yazdıran bu küçük çakıl taşlarıdır. A. insanlar daima büyük mutlulukların peşinden giderek küçük mutlulukları yaşamaktan mahrum olur. Arkadaşlar insanlardan bahsetmiyor. Özellikle yazar eser ilişkisinden bahsettiği için bu şıkta yazar eserle ilgili hiçbir şey olmadığı için bunu alamayız. B. Bir yazara bakın geldi yazar bir eseri evet eser de geldi. Yazdıran küçük sayılan, görmezden gelen mutluluklardır. İşte bakın tam bu cümlemizde anahtar kelimelerimiz var. Yazarlar var, yapıtlar var. Küçük şeyler var. Bakın yazar var, yapıt var ve küçük şeyler var. O yüzden cevabımız bu. C küçük ayrıntılar büyük mutlulukları ortaya çıkaran bir güçtür. Gene yazar eserden hiç bahsetmediği için olmaz. D. Her küçük ayrıntının büyük mutluluklar yaratacağı sürekli atlanan bir durumdur. Yine hiç yazar eserden bahsetmiyor. E. insan hafızası küçük ayrıntıları unutur, büyük ayrıntılara yönelir. Arkadaşlar yazar eser olmadığı sürece bunları alamayız. Cevap B. Sözü edilen yazara yönelik yakınılan durum aşağıdakilerden hangisidir? Yakınılan, şikayet edilen demek. Asaf Halit Çelebi günümüzde kendi kuşağının özgün şairlerinden, ayrıca 20. yüzyılın en önemli kültür tarihçilerinden biri kabul ediliyor. Şiir sanatta eski yeni meselesi, mücerret Türk ruhu, sanatçılar, şairler, klasik edebiyat, masal, folklor, tasavvuf, Hint edebiyatı ve felsefesi, uzak doğu dinleri gibi alanlara dair yazdıklarının yanında şiirlerinde başka metinlerle kurduğu ilişki Çelebi'nin kültür tarihçiliğini farklı boyutlara taşımıştır. İşte tam bu noktada onun bir lokma bir hırkayla iktifa etmeye yatkın mizacının ayrılmaz parçası üyetindeki edebi öğrenme tutkusu kavranamamış aslında geldi arkadaşlar değil mi? Bakın dedi ki bir lokma bir hırkayla iktifa etmeye yatkın mizacının ayrılmaz parçası üyetindeki edebi öğrenme tutkusu kavranamamış. Buradan belli ki yakınacak. Çelebi'nin zikrettiğimiz özellikleri ve yönelişi neredeyse her eserine yansımıştır. Bir dönem değişik çevrelerde büyük bir ilgiye mazhar olmasında bunların da payı olsa gerek. Evet çizdiğim yerle ilgili bir şey arayacağız. Yani edebi öğrenme tutkusunun kavranamayışından yakınıyor. A kıymetinin hiçbir zaman bilinememesinden tam tersi metnimizde kıymetinin bilindiğinden bahsediyor. B milli ve dini niteliğe sahip kişiliğinin eleştirilmesinden hayır hiçbir eleştiriden bahsetmedi. C Hint edebiyatı araştırmacıları tarafından tanınmamasından tam tersi söyledi şurada bu gider. D edebiyatın farklı türlerinde de başarılı olduğunun bilinmemesinden hayır bunlardan da bahsetti. A, B, C, D şıklarında bahsedilen hiçbir şeyden yakınmadı yani şikayet etmedi. O yüzden bunlar olmaz. E. Öğrenme hevesinin ve tevazulu kişiliğinin anlaşılamamasından. işte bunu söyledi. Çizdiğim yerde tam da bakın edebi öğrenme tutkusu kavranamamış. Ayrıca bir lokma bir hırkayla yetinmekte tevazulu kişiliği cevap E. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bir şiir değerlendirilirken yapılması gerekenlerle ilgili öne sürülen düşüncelerden değildir. Şiirin sınırlarını daima bilmek gerekir. Arkadaşlar buradan C şıkkına ulaşabiliriz. Bakın C'de diyor ki şiiri bilinenin ve belirginleştirilenin dışında özellikleri vardır. Yani onun sınırlarını bilmeliyiz. Başka özellikleri de var. Daraltmamalıyız. Tüm sınırlarını bilmeliyiz. Fazlası bizim o şiiri eklediklerimizdir. Şiirin gerçek değeri ise bu ek yaşantıların dışındadır. Daima kendi anladığımızdan çok şairin ne anlattığına bakmak daha yerinde olur. Buradan da B'yi çıkarabiliriz. Bakın B'de diyor ki bireyin kendine göre şiirden çıkardığı anlam temel ölçüt değildir. Burada da ne dedi? Şairin ne dediği de önemli dedi. Ona da bakmak gerekir. Bu da gitti. Böylece şairin şiirine verdiği anlam neyse ona daha yaklaşmış oluruz. Bakın buradan da E'yi çıkarabiliriz. Şairin anlatmak istediklerini önemsenmesi lazımdır. Şurada da dedi ki şairin şiirine verdiği anlam neyse ona yaklaşmış oluruz. Yoksa bizim kendimize göre çıkardığımız anlam ancak bize göredir. Bu da şairin kişiliğini unutmakla elde edilir. A'ya bakalım şairin kişiliğinin eserden uzak tutulması gerekir. Şairin kişiliğini unutalım dedi. Bu da gitti. Fakat şiirin iletisi temasına ve konusuna göre paralellik göstermezle ilgili herhangi bir değerlendirme ölçütü söylemedi. O yüzden cevabımız D. Bu parçada belirtilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bilgi çağında yaşıyoruz, yarım yamalak bilgiler çağında. Kitap okumak veya derinlemesine sabırla araştırmak yerine internetten üstünkörü bir şeyler öğreni veriyoruz, yetiyor. Televizyon kanallarında her akşam habire tartışma üstüne tartışma izliyoruz. Sanki her konuda zıt fikirde olmak ve çatır çatır tartışmak durumundayız. Bu mevzilenme arayışı beraberinde düşünsel sabitlenmeye getiriyor. Kendimizi hep bir öteki üzerinden tanımladığımız için adeta çivi çakıyoruz bulunduğumuz yere. İşte o zaman fikir sahibi olmaktan çıkıp sabit fikir sahibi olmaya doğru yol alıyoruz pupayelken. Şu basit hakikati bile söyleyemiyoruz kendi kendimize. Bugün filanca konuda böyle düşünüyorum ama yarın fikirlerim değişebilir. Ben değişebilirim. Başka bir açıdan bakabilirim. Bir ihtimaldir, ihtimal güzel şeydir. A, sabit düşüncelere meyletme. Arkadaşlar şurada demişti ki sabit fikir sahibi olmaya doğru yol alıyoruz. Ya da düşünsel sabitlenmeyi getiriyor. Buralardan A'yı çıkartabiliriz. B değişime kapalı olma. Son kısımda demişti ki ben değişebilirim. Başka bir açıdan bakabilirim. Bir ihtimaldir ya da biraz öncesinden alayım. Bu çizdiğim yerlerden hemen önce dedi ki şu basit hakikati bile söyleyemiyoruz kendi kendimize. Sonra da değişime kapalı olduğumuz yerleri söyledi. Sondaki kısımları söyledi. Yani değişme kapalıyız. Burası da değişime kapalı olduğumuzu gösteriyordu. C. Kolaycılığa kaçma. Şurada demiştik ki derinlemesine sabırla araştırmak yerine internetten üstün körü bir şeyler öğreni veriyoruz. Özellikle üstün körü kolaycılığı gösterir. D. Erdemli davranışlardan uzak durma. Bunlardan hiç bahsetmedi arkadaşlar cevap geldi. E'yi de bulalım. Sürdürülen bir davranışa tepki. Bütün bunları özellikle şu televizyon kanallarında her akşam habire tartışma üstüne tartışma izliyoruz. Sanki her konuda zıt fikirlerde olmak ve çatır çatır tartışmak durumundayız. Buraya da karşı çıkıyor özellikle. O yüzden cevabımız D. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir şairin şiir anlayışına uygun değildir? Her söz bir görüntüyle karşımıza çıkar. Dolayısıyla her sözün bir anlamı vardır diyebiliriz. Karşımızdakine bir martının uçtuğunu anlatmak istediğimizde martı ve uçmak sözcüklerini yan yana getiririz. Ama biz sözle anlam arasında bir ayrım yaparız. Bir sözün gözümüzün önüne gelen görüntüsü olabilecek bir şeyse o sözün anlamlı olmayacak bir şeyse anlamsız olduğunu söyleriz. Martı uçtu sözünün bir anlamı vardır. Çünkü martı uçabilir. Sokak lambasının saçları ıslaktı sözünün anlamı yoktur. Çünkü sokak lambasının saçı olamaz. Bu nedenle bir sözcük sanata olan şiirinde sadece olabilecek görüntülere bağlanmak, bağlanması istenmeyeceğinden anlamla bağlı kalması da istenmez. Bakalım. Bulutlar çıkının da mis kokulu güvercinleri gökyüzünün çıldırtırlar insan gözü kedileri. Ay doğar kuyulara yalın ayak telgraf tellerinde gemileşleri. Burada arkadaşlar gerçek manası olmayan ifadeler kullanılmış. Yani mesela ne diyor? Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün çıldırtırlar insan gözü kedileri. Ay doğar kuyulara yalın ayak telgraf tellerinde gemileşlerin alaka gerçek hayatta olmayacak şeyler. Yani burada bir imgenin varlığından bahsedebiliriz. Ölüm bu. Fukara ölümü. Geldim geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti ya bir akşamüstü ya da seher mahmurlukta bakarsın olmuş olacak diyor. Tamam. Burada sanki daha çok anlamla alakalı şeyler var. Bu da bir kenarda dursun. Gel bulutsuz masalara yaslan. Bulutsuz masa. Mümkün mü? Değil arkadaşlar. Elimi tut büyüsün. Yüzüme bak çalsın. içimdeki çalar saat. Dönüş yollarında sarmaş dolaş vapurlar geçsin aramızda. Burada da bir imge söz konusu çünkü bulutsuz masalara yaslanmak ve elimi tutsan içimdeki çalar saatin çalması imge gerçek hayatta olmayacak bir şey. Atımı istedim evin göğü gerildi. Çingülleri bir yerden oradan geliyordum. Çingülleri bir yerden oradan geliyordum bir imge. Öyle sular dağların üstüydü isminiz yeşil o solukları gibi rüzgarın bir bin yıl rüzgar değirmeninizde kaldım. Burada da imge söz konusu arkadaşlar. Anlamsız ifadeler var. Ben bu kadar değilim. Kışla da ölü bir zaman. Bir güzel at durdukça gider, gittikçe döner. Bir güzel at durdukça askerim benim ağzım kuşlardan diyor. Benim ağzımın kuşlardan olması ifadesi yine bizim için anlamsız ve imgedir. Bunları böyle bir elediğimde arkadaşlar cevabım Bursa şıkkı olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Son zamanlarda bazı yazarlarımız gerçekler dünyasının dilini yazınsallığın yani edebiliğin diline çevirirken bilerek ya da bilmeyerek yanlış yapıyor. Bakın bilerek ya da bilmeyerek yanlış yapıyor. Söz gelimi bir yazarımızın çok tartışılan imam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ezan okudu cümlesi bir uzman bu cümledeki eksikliği şöyle belirtiyor. Bir kere namaz saati olmaz, vakti olur bakın dikkat. Caminin balkonu yoktur, minarenin şerefesi vardır. Ezanı da imam değil, müezzin okur. Yani bu cümledeki bozukluk, müezzin ikindi namazı vaktinde minarenin şerefesine çıkarak ezan okudu şeklinde düzeltmelidir. Bakalım. Anlatılmak istenenlerin farklı sözcüklerle de ifade edilebileceği yanlış arkadaşlar, cümlenin yanlış olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada farklı sözcüklerle ifade etme yok. Burada cümlede eksiklik olduğunu belirtiyor. Yazınsal eserlerde bilinçli yapılan dil yanlışlarının çoğaldığı. Bilerek ya da bilmeyerek dediği için bilinçli yapıldığını söyleyemeyiz. Bursa şıkkını da eliyoruz. Dil yanlışlarını düzeltmenin kitap okurları açısından önemli. Dil yanlışını düzeltmekle alakalı bir şey yok. Dolayısıyla C şıkkını da eliyoruz. Yazınsal eserlerde anlamı bilinmeyen sözcüklerin sıkça kullanıldığı, anlamı bilinmeyen sözcükler ifadesi de yanlış. Denizli şıkkını da eliyoruz. Bir dil yanlışı ve bu yanlışın giderilmesi gerekliliği kesinlikle bir dil yanlışını söylemiş ve bu yanlışın bu şekilde düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir yargı değildir. Asıl adı Mahmut Cahit Erencen olmasına rağmen şiire Nazmi Cahit Takma adıyla 1938'de Gençlik Dergisi'nde yayınlanan ilk şiir ile adımını atan Cahit Külebi, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda 1940 sonrası toplumcu gerçekçi şiirin önemli şairleri arasında kabul edilir. Önemli çalışmalara da konu olan şair, Şiir Yöntemim adlı şiirinde poetik görüşlerini açıklar. Bu şiirinde kimse yazmamı istemedi, 5 yaşımda kendim başladım diyen şairin, Şiirlerinde halk, doğa ve kadın önemli ögeler olarak dikkati çeker. Köylü dilini kullanmak, o dili şiir dili haline getirmek, sonra da Anadolu'nun yazgısını bir köylü iklimi dokur gibi şiirinde işlemek. Cahit Külebi'nin şiir anlayışının ana çizgileri olarak belirir. Öte yandan şiirlerinin ilk okunuşta bıraktıkları intiba ise sadelik, rahatlık ve kolaylıktır. A akıcı bir üsluba sahip olduğu arkadaşlar en sonda söylemişti. Şiirlerinin ilk okunuşta bıraktığı intiba sadelik, rahatlık ve kolaylıktır. Okunuşta kolaylık akıcılık demektir. O yüzden A şıkkı gitti. B kendi adını kullanmayı yanlış bulduğu. Hayır arkadaşlar adını kullanmamış dedi. Bunu yanlış bulduğu için yaptı demedi. Cevap hemen geldi burada. C şiir yazmaya kendi isteğiyle başladı. Şurada demişti ki kimse yazmamı istemedi. 5 yaşımda kendim başladım. C buradan gider. D halk kültüründen ve dilinden yararlandı. Bakın şurada demişti ki halk doğa, kadın şuradan bir de köylü dilini kullanmak. O dile şiir dili haline getirmek. Burada hep halk kültüründen yararlandığını, halk dilinden yararlandığını anlayabiliriz. Pardon bu da gitti. E yalın bir anlatıma sahip olmak en sonda sadelik. Sadelik eşittir yalınlık. Bu da gider cevap B. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu geleneksel selamlamayı yapmak için göğsünüzün üzerinde kalacak şekilde avuç içlerini birbirine doğru yerleştirin ve baş parmaklarınız çenenize, diğer parmak uçlarınız alnınıza değecek şekilde kafanızı eğin. Grönland'da yaşayanların kunik adı verilmiş bir merhabalaşması vardır. Bunu yapanlar burunlarını ve üst dudaklarını karşısındakinin yanağına veya alnına koyar ve soluk alır. A. Farklı selamlaşma biçimlerine dair bilgi verilmiştir. Doğru. Birinci de göğsünün üzerine avuç içleri geliyor ve diğer parmak uçları alna değiyor detayları verilen bir selamlaşma ikinci de kunik adı verilen burun ve üst dudakların karşısındaki yanağına ve alnına konduğu bir selam iki tane farklı selamlaşma var o yüzden cevabımız bu ve aynı selamın yerden yere farklı tasvirlerine yer verilmiş arkadaşlar aynı selam değil o yüzden bu olmaz şunu geçelim c merhabalaşmalar farklı olsa da insanların tepkilerinin benzerliğine değinilmiştir İnsanların selamlaşmaya verdiği tepki üzerinde hiç durmadı. D. Selamlaşmanın bir toplumu yakından tanımadaki önemine vurgu yapılmıştır. Hayır, selamlaşmanın öneminden bahsetmedi metnimizde. E. Değişik selamlama biçimlerine rağmen algılananın aynı oluşu aktarılmıştır. Hayır, selam karşısındaki algılarımızın ne olduğundan bahsetmedi. Cevap A. Bu parçaya göre Fatma Aliye Hanım ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kadın yazarlar arasında Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım hem edebi yeteneği hem de zekasıyla en önde yer alır. Batı medeniyetini küçümsemeden kendi dinine ve eğitimine gönülden bağlı gerçek bir Türk kadını temsil eder. Kadınlar üzerine yazdığı çalışması Nisvan'da yazar, Türk kadınlarının batılı insanlar tarafından beklendiği kadar ilgisiz olmadıklarını, aynı zamanda Hristiyan ülkelerdeki kadınlardan ne daha fazla ne daha eksik olduklarını göstermeye çalışır. Yazar sadece İstanbul'daki pazarları gezerek Türkler hakkında edindikleri izlenimleri yazan yabancıları da eleştirir. Sadece milli kimliği yansıtmayan ve Avrupa modasından uzak kadınları görerek Türk kadını hakkında bir hüküm vermenin adil olmadığını düşünür. A özgüven sahibi bir yazardır. Arkadaşlar, edebi yetenekleri, zekasıyla ön planda yer aldığına göre bir de batıllara Türk kadınını, gerçek Türk kadınını ispatlamaya çalıştığı için ve bunu bir özgüvenle yaptığı için özgüven sahibi bir yazar olduğunu çıkartabiliriz. B, kendi kültürünü önemser. Bakın dedi ki kendi dinine ve eğitimine gönülden bağlı Türk kadınını temsil eder. O yüzden bu da olur. C, nesnel bir yaklaşıma sahiptir. Şurada dedi ki Türk kadınlarının Batılı insanlar tarafından beklendiği kadar ilgisiz olmadıklarını aynı zamanda Hristiyan ülkelerdeki kadınlardan daha fazla ne daha fazla ne daha eksik olduklarını göstermeye çalışır. Nesnel olmaya çalışıyor. Gene demişti ki sadece milli kimliği yansıtmayan ve Avrupa modasından uzak kadınları görerek Türk kadını hakkında bir hüküm vermenin adil olmadığını düşünür. Kendisi nesnel bu adil olmayan davranışa da karşı çıkıyor. D. Modern yaşamdan uzak durur. Kesinlikle bunu söylemiyor arkadaşlar. Çok modern bir kadın olduğunu, eğitiminin her şeyinin çok modern olduğundan bahsediyor zaten. E. Batı kültürünü reddetmez. Doğru. Batı kültürüne karşı çıktığı yok. Bakın şurada dedi ki Batı medeniyetini küçümsemeden reddettiği falan yok cevapte. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra? Düşüncenin akışına göre. Ardından da kitaba seçtiğimiz parçanın olabildiğince o romanın özünü vermesine, belki romanın en çarpıcı bölümünün seçilmesine özen gösterdik. Burada arkadaşlar. Parça ve roman ifadeleri benim için anahtar kelime olabilir. Evet, çünkü anahtar kelimeler üzerinden giderek bu tarz soruları yapıyoruz. Bakalım. Serimizin bu kitabında Türk romanının kısa tarihi geçmişine karşılık yakaladığı zengin ve verimli ürünlerinden oluşan bir demeti bir araya getirmeye çalıştık. E ardından da bunu yaptık diyemez. Çünkü ardından da ifadesi arkadaşlar paragrafın sonlarına doğru gelmeli. Çünkü bunu sonuca bağlayacak belli ki birçok şey sıralayacak. Ardından da böyle böyle oldu diyecek. O zaman ben bunu birden sonra getiremem. Şöyle bir biri eliyorum. Zaten anlamsal bakımdan da getiremiyorum. Böyle bir seçkinin diyor arkadaşlar. Şimdi yukarıda ne dedi? Oluşan bir demeti bir araya getirmeye çalıştı. Demetten kasıt seçki. Böyle bir seçkinin nedeni zor olduğunun bilincindeyiz. Uzun anlatıma dayalı bir edebi eserin içinden bir bölümü alıp çıkarmak ve onu bir konu bütünlüğü içinde okuyucuya sunmak herhalde kolay olmasa gerek. Ancak bu zorluğu bakın kolay olmasa gerek dedi. Yani zor olduğunu söylüyor. Ancak bu zorluğu bir önceki cümledeki zorluktan bahsediyor. Göğüslerken bu zorluğu göğüslerken romanın kısa özetini vermenin bizim için bir kolaylık olacağını düşündük. Birçok şey sıraladı. Buraya bir getirmeye çalışalım. Ardından da kitaba seçtiğimiz parçanın ha, yukarıda bakın parçadan bahsetti. Dikkat edin lütfen. Yukarı, e, ardından da kitaba seçtiğimiz parçanın olabildiğince o romanın özünü vermesine, belki romanın en çarpıcı bölümünün seçilmesine özen gösterdik. Ne var ki bunda da %100 başarıyı veya seçkideki isabeti yakalayabildiğimizi söyleyemeyiz dedi arkadaşlar. Yani ben bunu 4'ten sonra getirebiliyorum. Hatta burada gördüğünüz gibi roman anahtar kelimesini de buldum zaten. O halde cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kitabın bir özelliğidir? Serimizin bu kitabında Türk romanının kısa tarihi geçmişine karşılık yakaladığı zengin ve verimli ürünlerinden oluşan bir demeti bir araya getirmeye çalıştık. Böyle bir seçkinin nedenli zor olduğunun bilincindeyiz. Uzun anlatma dayalı bir edebi eserin içinden bir bölümü alıp çıkarmak ve onu bir konu bütünlüğü içinde okuyucuya sunmak herhalde kolay olmasa gerek. Ancak bu zorluğu göğüslerken romanın kısa özetini vermenin bizim için bir kolaylık olacağını düşündük. Ne var ki bunda da %100 başarıyı veya seçkideki isabeti yakalayabildiğimizi söyleyemeyiz diyor arkadaşlar. Değişik türdeki yazılardan örnekler içermesi hayır. Dilinin kolay anlaşılır ve etkileyici olması tam tersi arkadaşlar bunu da ediyoruz benzerlerinden farklı bir anlatıma sahip olması değil, içeriğinin güncelliğini koruması değil, eserlerden alınmış seçme parçalardan olması bu olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın devam ediyoruz. Mesela demiş ki karşılık yakaladığı zengin ve verimli ürünlerinden oluşan bir demeti bir araya getirdik. Yani parçaları. Böylece bu seçki nedenle zor olabileceğinin bilincindeyiz diyor. Daha sonra uzun anlatma dayalı bir edebi eserin içinden bir bölümü alıp çıkarmak ve onu bir konu bütünlüğü içinde okuyucuya sunmak herhalde kolay olmasa gerek. Alınmış seçme parçalardan oluştuğu ile alakalı bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacaktır.